Evet, Banu, maalesef Fethiye, Muğla'nın, Güney Ege'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi. Bizler A Haber ekibi olarak işte Fethiye Körfezi'nin bulunduğu noktadayız. Görüyorsunuz, kamera arkadaşım Çetin Ulaş gösterebilirse, kanalizasyon suları şu anda denize boşaltılıyor arıtılmadan. Bizim bulunduğumuz nokta Fethiye'nin simge noktalarından birisi, Çalış Plajı'nın olduğu nokta. Hemen sağımıza baktığımız zaman Fethiye'nin en güzel parklarından birisi Şehit Fethi Bey Parkı bulunuyor. Parkın içerisinde görmüş olduğunuz gibi burada bir dere var ve bu dere yatağında işte görüyorsunuz rengi de oldukça değişmiş. Kanalizasyon ve evsel atıklarla birlikte o arıtılmadan maalesef bu dereden denize boşaltılıyor. Tabii bulunduğumuz nokta aynı zamanda milli park alanı ve hemen karşıda görmüş olduğunuz noktada birçok kuş türü bulunuyor. İşte bu körfezin kirliliği nedeniyle bu kuş türleriyle deniz dibindeki canlılar da maalesef tehdit altında bu noktada. Tabii ki yazın özellikle turizm sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı turist Fethiye'ye geliyorlar. İşte bu Çalış Plazı'nda özellikle yaz mevsiminde bu noktalarda denize giriliyor. Fakat görmüş olduğunuz gibi gerçekten denizin hem rengi değişmiş hem de bakın hemen bulunduğumuz bu noktadan kanalizasyon sularının denize nasıl karıştığını kameraman arkadaşım Çetin Ulaş size detaylı bir şekilde gösteriyor. Ve çok ağır da bir koku var burada rüzgarla birlikte. Zaman zaman gerçekten dayanılmaz bir kokunun olduğunu söyleyelim. Hemen kıyıdaki o taşların da siyahlaşmış olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı da kanalizasyon sularının bu noktada işte taşların dahi rengini değiştirdiğini görebiliyoruz. Peki bu kirlilik neden oluşuyor? İşte özellikle bu Murt Deresi'nden denize boşalıyordu. Fethiye'de birçok dere yatakları var. İşte kanalizasyon suları arıtılmadan maalesef arıtma tesislerinin kapasitesinin yetmemesinden dolayı görmüş olduğunuz gibi bu kanalizasyon suları denize boşaltılıyor ve bu gidişte eğer tedbir alınmazsa bu noktada maalesef ilerleyen zamanlarda Fethiye Körfezi'nde çöle dönüşebileceğini söylemek mümkün. Tabii kanalizasyon defalarca buradan bakanlık tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne uyarılar yapıldı. Kanalizasyon arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılması yönünde ancak yıllardan bu yana maalesef dere yataklarından akan bu arıtılmadan akan bu kanalizasyon suları çevreye, denize, özellikle denize büyük bir zarar veriyor. Deniz dibindeki canlılar da bu şekilde işte oksijen yetersizliğinden dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Toparlayacak olursak Fethiye önemli turizm merkezi fakat körfezdeki kirlilik de artık tehlike çanları çalmaya başladı. Eğer tedbir alınmazsa maalesef Fethiye Körfezi de çölleşecek bu kirlilikle birlikte diyelim ve sözü Fethiye'den size bırakalım.